Teknik Kariyer kanalına hepinize merhaba dostlar. Bu videoda araçlarda bulunan ısıtmalı yan aynaların tamiratının nasıl yapıldığından veya böyle bir özelliğiniz yoksa bu donanımı eklemek istiyorsanız hangi malzemeleri kullanacağız, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, tüm sorularınızın cevabını bu videoda bulabileceksiniz. Özellikle eski araçlarda çalışmama gibi problemler oluyor. Nasıl yani bu? Öncelikle bu ısıtmalı aynanızı söktüğünüz zaman şöyle arka tarafında iki adet pini var. Rezistanslar var bunun iç kısmında. Burada da aynı şekilde. Buradaki rezistanslar sürekli çalıştığı için birçok markalarda mesela benim aracımda BMW V36'da kontağı açar açmaz sürekli buraya enerji geliyor ve bu şekilde ısıtma işlemi yapıyor. Tabii ki zamanla da yaklaşık hani 20 yıllık bir aracın malzemesi de zamanla bozulmuş olabiliyor. Şimdi ben bir tanesini sizin için söktüm. Şu şekilde aynamız çok kolay bir şekilde şuradan ayrılıyor. Daha sonrasında burada da bir ısıtıcı ped var. Aynen burada benim Çin malı aldığım, birazdan bundan bahsedeceğim, bir pedimiz var. Bu pedimizde tabii ki baliyle yapıştırmış, yani çıtıralı bant tarzı bir yapışkanla yapıştırılmış. Evet. Bu şekilde kolaylıkla çıkarttım. Şurada artı ve eksi bağlantı bölümleri, konnektörleri mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi çok kaliteli bir rezistans. Hatta bunun da tamiratı mümkün olabilir. Ya yani ben bunu atmayacağım. Belki ileride tamirat olabilir. Çünkü bunların ne kadar kaliteli olduğunu bilmiyorum. Çok sık rezistanslar var. Ve aynaya özel olduğu için bu şekilde bazı diplerinde, konnektörlerinde falan sıkıntı olabiliyor. Bunların lehim tazelenmesiyle giderilebilir ama gözle baktığım zaman birçok noktasında kopukluk vardı. Dolayısıyla hem de zaten ben yenisini almıştım. Bunu değiştireceğim. Bunu da yedek olarak belki ileriye dönük saklayacağım. Belki lazım olur diye. Şimdi ben de şöyle bir ped aldım. Bu pedin dış kısmı kesilebiliyor. Ta ki iç kısmına kadar fotoğraftan gözüktüğü gibi değişik ölçülerde aynalarınıza bunu oturtturabilirsiniz. Ölçülerini söyleyecek olursam şu şekilde yaklaşık 16-15,5 santimetreye şu şekilde tam hemen hemen 12 santim denk geliyor yüksekliği. Bunun dediğim gibi zaten şuradaki rezistanssız kısımları kesilebiliyor. Yalnız rezistanslı kısımlarından resimde gözüktüğü gibi keserseniz de bu sefer tabii ki çektiği akım değeri ve ısıtma performansı düşecektir ama daha küçük aynalar için de uyarlanabilir. Şimdi içerisinden de şöyle bir çift aralı bant çıkıyor. Bunun zaten kendi arka tarafı bantlı. Bunu yapıştıracağız. Bunu yapıştırdıktan sonra da aynaya yapışması için şu bölümü kasaya yapışması için burayı çift aralı bandı kullanacağız. Hiçbir tesisatı olmayan araçlar için de kendileri zaten şöyle bir düğme eklemişler. Sigortalı bir düğme. Ben bunu kullanmayacağım çünkü benim aracımda zaten hali hazırda bir tesisat var. Sizler kendi aracınızı isterseniz bunu kontak hattına veya arka cam rezistansına bağlayarak da kullanabilirsiniz. Şimdi bunun çektiği akıma bakacağız. Bu şekilde buradan bağlıyorum. Artı eksi yönleri fark etmez. Evet, yaklaşık 1.20 amper, 1.15 amperle parçamız ısınmaya başlıyor. Isınma testini, ısınma tabancası, ısı ölçerimde yapacağım. Onu ayrıyeten aynamız takıldı montajlıktan sonra yapacağız. Ama şu an gayet güzel bir şekilde ısınıyor. Şöyle takalım. Evet, belli bir müddet sonra da 0.88 ampere kadar düştü. Benim kendi orijinal aynamın ısıtmasına bakalım. Bunu da buradan bağladım. Bunu da buradan bağladım. Gördüğünüz gibi herhangi bir akım çekmiyor. Akım çekimi tamamen sıfır çünkü içerisinde kopukluklar var. Bu yüzden zaten bu işlemleri gerçekleştiriyorum. Kağıt yağlı olduğu için kalemle çizmeye falan çalıştım ama olmadı. Bu şekilde bir ayarlama yaptım. İşte şunu söyleyeyim. Şurayı açtığımız zaman şurada hemen sıcak silikonlu bir bölüm var. Bu silikonu burada biraz yükseklik yapıyor. Pot yapıyor yukarı doğru. Bunu ben ısıt tabancasıyla biraz ısıtarak içeri doğru şöyle bastırarak silikonun eriyip buraya güzelce yapışmasını sağlayacağım. Şuradaki fazlalığı da kesmeyeceğim. Şöyle büküp arka tarafa doğru vereceğim. Eğer bir sıkıntı olmazsa bunu bu şekilde kullanacağım. Hani kesmeden ama şu kenardaki siyahlık fazlalıkları keserek bunu hani sıfıra çıkartacağım parçamı. Önce ben şu fazlalıkları keseyim. Daha sonrasında da şu dışa doğru bükme işlemini yapacağım. Ve buraya montajlayacağım. Evet, gördüğünüz gibi bunu bu şekilde ayarladım ama yani şeyini beğenmedim. Yani yükseklik, kalınlık bayağı kalın attı. Şöyle gördüğünüz gibi şey de yapıyor. Yani şişme de yapıyor. Bu ileride camdan atma yapabilir. Dolayısıyla burayı mecburen ben keseceğim. Ve bu şekilde kullanacağım.
Şimdi bu şekilde kestim. Az önce katladığım yerleri açtım. Tekrar kestim. Şu taraftaki üst kısım tamamen gitti. Şimdi şöyle bakalım. Kaç amper akım çekiyormuş. Hemen size de göstereyim. Bu şekilde yarı yarıya düşeceğini düşünüyorum. Çünkü dış kısım da komple gitti. 0.66 amper akım çekiyor. Zaten sürekli çalışacağı için bir nebze de olsan daha iyi. 1 amper çekmesinden daha iyi. Çünkü 1 amper de öpürü çekecek. Evet, şu an bayağı ısındı. Orta kısım ısınıyor. Kenarlarda bir ısınma göremiyorum. Çünkü kenarlar kesildiği için. Evet, şu kısımlarda ısınma var. Şu an için gayet güzel. Bakalım, montajlayalım. Sonucu birlikte görelim. Evet. Çift taraflı bantlarını yapıştırdım. Zaten bu tarafında kendi bantı var. Bunu ayna tarafına yapıştıracağız. Buraya da plastik kısmı yapıştıracağız. Az önce söylediğim gibi şurayı da ısıtıp iyice güzelce yapışmasını plastiğe sağlayacağım. Evet, şimdi belli değildir ama şöyle mesela bakın, yapışkan artık yüzeyimiz. Gayet de kaliteli, güzel bir yapışkana benziyor. Şimdi bunu buradan güzel bir şekilde ayarlayacağım ve yerini artık tam oturtturacağım. Çünkü bunun artık geri dönüşü olmayacak. Evet. Bu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi ısı istasyonumu açacağım ve parçamın montajını oraya yapacağım. Evet, şuradan yaklaşık 200 derecelik havayı ısıtarak aşağı doğru veriyorum. Evet, bu şekilde bunu yapıştırdım. Şimdi ben aynamın o bölümünü kapattım. Şurayı bir miktar genişletiyorum. Çünkü genişlettim daha doğrusu, size tavsiye ederim eğer E36 kullanıcısınız. Çünkü şuradaki yuvaya girmedi bunlar. Her halükarda ısıtmama rağmen yüksek attı. Aynı zamanda dört bir tarafına da hem su girmesin diye hem de açılma olmasın diye. Çünkü zamanla belki çift taraflı bant bırakabilir. Victor Reins'in sıvı contasını kullandım. Bu sıvı conta, hani bilenler bilir. Çok fazla bir sert tutuculuğu olmaz. Ancak yüzeyde hani bir tutuculuk sağlar. Söktüğünüz zaman da herhangi bir iz bırakmaz. Çok rahatlıkla bir ıslak mendille vesaire kazıyabilirsiniz. Şimdi ben bunu şöyle sıktığım gibi bakın kenarlarından çıkıyor sıvı contalar. Bunları ben güzelce bir baskıya alacağım. Daha sonrasında da işlemi bitireceğim ve son testine geçeceğiz. Evet, şimdi aynamın montajını yaptım. Testini yapacağız beraber. Şu şekilde ısıtıcımı açayım. Evet, sıcaklık yaklaşık 14 derece civarında. Şöyle etrafını gezdirelim. Lazer kameradan gözüküyor mu bilmiyorum ama yansıma yapıyor tabii. Şu an yaklaşık maksimum şöyle gezdirdiğimde şu alt tarafta en fazla 14 derece yazıyor. Şimdi aracımı çalıştıracağım. Şu şekilde. Evet, aracımız çalışıyor. Bakalım sıcaklık artacak mı? Şu şekilde gezelim. Evet, 15 derece oldu. 16 dereceye doğru gidiyor. Evet, 16 derece. Şöyle, tabii lazer size gözükmüyordur ama ben lazeri aynanın üzerinde gezdiriyorum. 17 derece. 17 derece bu şekilde devam ediyor. Bu ısınırken ben de şunu anlatayım. Bizim araçlarımızda ve birçok araçta sürekli bu sıcaklık açık. Yazın açık mı test etmedim ama yani kışın hava soğukken, motor sıcakken fark etmez. Sürekli açık. Belli bir süresi yok. Bu da tabii ki doğal olarak bunun ömrünün azalmasına sebep veriyor. Aslında çok da gerek yok ama ben bunun ilerleyen zamanlarda, hatta sağ üst köşeye ve video açıklamalarına ekleyeceğim. Bunun işte atıyorum 3 dakika çalışıp 1 dakika durması, 3 dakika çalışıp 1 dakika durması veya tam tersi 1 dakika çalışıp 3 dakika durması şeklinde veya 5 dakikada çalışıp 5 dakika dinlenmesi gibi, hani ısıtıcıyı çok fazla yormadan bunun bir devresini yapacağım. Tabii ki bu ilerleyen aşamada, bahara doğru olacak. Ama bu şekilde bunun şu an çalışmasını yaptım. Evet, bakalım şu an kaç dereceymiş. Yaklaşık 1 dakika geçti. 1 dakika sonra 22-24 derece maksimum bir yerlerde gördük. Evet, 25 derece. Şimdi bu şekilde zaten kestiğimiz için her tarafında eşit nokta bir ısıtma olmuyor orijinaldeki gibi. Evet, şu şekilde biraz daha yaklaştırırsak sanırım daha net ölçüler verebilir belki. Evet, 28-27 derece.
26 derece. Elimizi vuralım. Gerçekten bir sıcaklık var mı? Evet. Özellikle şu bölge çok sıcak. Şu bölgede ılık. Şurası tamamen soğuk. Burada bir ısıtıcı yok ama şurası ılık ve şurası tamamen sıcak arkadaşlar. Şimdi evet, ışığını yakalım tekrardan. Evet, 28 derece civarında, 29 dereceyi gördük. Bir de bu ısı ölçerler aynalarda çok fazla şey yapmıyor. Yani böyle çok kaliteli bir çıkış vermiyor. Evet, gördüğünüz gibi 30 dereceye ulaştı yaklaşık 1,5 dakika, 2 dakika sonra. Evet, 32-34 derece. Ben bunu evde denediğim zaman 50 dereceye kadar çıkıyor. Tabii açık havada bu kaç derece olur bilmiyorum ama evde 50 derece kadar çıkıyor ve çok sıcak oluyor ayna. Bu şekilde. Evet, şu an 34,5 derece civarında. Evet, maksimum aşağıdaki ekran 34,5 maksimumu görüyor. Üzerinde gezdirdiğimde gezdirdiğim yüzeylerin sıcaklığı, mesela en son tarafa bakın, hala en son 18 derece, 13 derece. Gittikçe şöyle 16, 26, 28, 29, 30. Tabii ki merkeze doğru yaklaştık, daha doğrusu şu bölgede daha fazla sıcaklık alıyoruz. Evet, bayağı da sıcak şu an. Gerçekten sıcağı hissediyorum. Benim söyleyeceklerim ve göstereceklerim bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.